Mahidevran Sultan büyük hata etti. Korkarım bunun cezasını ömrü boyunca ödeyecek. Hırs, öfke, aşk, nefret bunlar tehlikeli hisler. Şayet dizginlenmezler ise bunlardan bir tanesi dahi insanı felakete sürüklemeye yeter. Ömrüm yettiği sürece sultanımızı ben koruyacağım bizzat. Hoş. Mustafa'nın varlığı onu kuvvetlendirdi. Hürrem eskisi kadar rahat değil. Bu dengeyi muhafaza etmek şart. Peki biz ne olacağız paşam? Ne olmuş bize? Öyle mi devam edeceğiz hep? Memnun değil misin halinden hatun? Hayır asla. Ben... Söyle. Kalbinizde bana yer var mı? Ben tezelliyi sende buldum. Ne kaldıysa geri bu kalpte. Hepsi senindir. Sultanım, paşamız gecikecek belli ki. Siz yemeğinizi yiyin. Bir hali zayıf düştünüz zaten. Doğru söylüyorsun. Neden bekliyorsam. Belli ki bu gece de gelmeyecek. Kaldırın paşamızın tabağını. Kim bilir nerede? Kimin kollarında avunuyor? Sultanım. Aşkım gözümü kör etmiş olabilir Gülfem. Lakin aptal değilim. Belli ki o gece de onunla kaldı. Ne gecesi? Kiminle kaldı? Ne diyorsunuz siz? Kim olduğunu bilmiyorum henüz. Lakin biri var. Hissediyorum. Bence yanılıyorsunuz. Paşamız size ihanet etmez. Fakat bu kuşku bizi zehirliyor. Bu kuşkudan arınmam lazım. Nasıl? Başka türlü ruhum huzur bulmaz Gülfem. Sizinle bir ömür yan yana geçirmek isterdim. Birlikte yaşamak, çocuk sahibi olmak. Çocuk? Bağışlayın ben... Yok yok. Senin gibi yumuk gözlü, oka burunlu, sevimli bir kız çocuğu, ha? Güzel olurdu. Nerede o günler? Maşallahları var. Sizin de iki tane evladınız var zaten. Onlar başka Nigar. Onları da seviyorum elbet ve canımı dahi veririm onlar için. Lakin ben kendime bir evlat istiyorum. Hanedan mensubu olmayan, karşısında sultanım deyip diz çökmeyeceğim, mütemadiyen izzet vermek zorunda olmayacağım, beni koş
koşulsuz seven bir evlat, bir aile. Yanlarında hür ve çıplak olabileceğim bir aile. Ne hayal be. Paşam. Siz yeter ki isteyin. Ben size istediğiniz her şeyi sunarım. Sultanım, uyandırdın mı sizi? Ne vakit geldiniz? Epey geçti. Rahatsız etmek istemedim. Ben uyurken günah arıyordum. Yoktunuz. Ancak gelebildim. Bu ikinci oluyor İbrahim. Ne yapıyorsun sen? Bu kez ne cevap vereceksin çok merak ediyorum. Bize saldıran haini yakaladık. Onunla meşguldüm. Madem öyle, neden bu kadar tedirginsin? Neden bakmıyorsun gözlerime? Ne saklıyorsun benden? Bir hayli yorgunum sultan. Yıkanacağım. Bundan sonra konuşuruz. İdrisa. Beni emretmişsiniz sultanım. Senin için çok mühim bir vazifem var. Emredin sultanım. Lakin ağzını sıkı tutacaksın. Başka hiç kimse bilmeyecek. Anlaşıldı mı? Anladım sultanım. İbrahim Paşa'yı takip edeceksin. Attığı her adımı bilmek istiyorum. Her ne görürsen, ne duyarsan hemen gelip bana söyleyeceksin. Siz nasıl arzu ederseniz. Sağ olun sultan. Aklım almıyor paşam. Malkoçoğlu gibi yiğit bir askere bu reva mı? Aşk Matrakçı nice yiğitleri alıp götürdü. Bunu en iyi siz anlarsınız paşam. Yok mudur bu yolu? Engel olamaz mısınız bu infazı? Malum şehzademiz sizi dinler. Ok yaydan çıktı herkes. Of, of. Nasıl efendi? Aylar oldu görmüyorum sizi. Ha. Oldu mu o kadar? Oldu.
Malkoç oldu desen, o da kayıp. Nerede pasa? Neden gelmiyor? Boş ver. Beyim, siz kimsiniz? Tanıştık mı daha önce? Hadi sen bize yalnız bakalım. Hadi. Otur otur. Kim oldu bu? Paşam. Ferdinand ve Schalke'nin sulh istekleri malum. Lakin bir süredir Macaristan tahtını ele geçirmek için Zapolya'yı baskı altına aldılar. Zapolya arkasında Osmanlı olduğu sürece onların karşısında duracaktır. Sandığınız kadar kolay olmayabilir. Lakin çevresi tarafından da baskı görüyor. Senin önerin nedir peki? Görevi bana verin paşam. Burada siz, orada ben olursam... Güçlü bir ittifak kurma şansımız olur. Avrupa'nın kapıları Osmanlı'ya tamamen açılır. Krallık istiyorsun yani. Öyle mi? Siz ve hünkârımız münasip görürse elbet. Düşünelim bakalım. Yarın elçileri kabul edeceğim sen durdu. Konuşuruz. Elbette. Beyoğlu, sen gelir miydin buralara? Duydum ki Bali Bey gelmez olmuş. Sorma, kesildi ayıp. Sen anlat. Seni dinliyorum. Bütün gece paşamızın izini sürdüm sultanım. Ne öğrendin peki? Nasuh Efendi ile birlikte meyhaneye gittiler. Meyhane demek. Evet, uzun uzun konuştular. Başka kimse yok muydu yanlarında? Bir ara bir hatun geldi. Anladığım kadarıyla meyhanede gönül eğlendiren hatunlardan. Paşamızla pek bir samimiydiler. Sultanım, beni görmek istemişsiniz. Hoş geldin Nasuh Efendi. Merak içindeyim. Bir mesele mi var? Sana ne kadar kıymet verdiğimizi bilirsin. Senin de hanedana, ailemize ve bana olan sadakatinden kuşkum yok. Sultanım, bilmeden bir kabahat mi işledim? Bilmiyorum Nasuh Efendi. Bunu sen bana söyleyeceksin. Ben... Bağışlayın Sultanım. Neden bahsettiğinizi ben anlayamadım. İbrahim Paşa ile alakalı bazı kaygılarım var.
Malum kaç kez ölümden döndü. Buna rağmen hiç dikkat etmiyor. Hatta bazı geceler dışarıda kalıyor. Senin malumatın var mı bundan? Devlet işleridir sultanım, merak buyurmayın. Emniyeti için paşamızın her türlü tedbir alındı. Meyhanelerde paşamızın emniyetini nasıl sağlıyorsunuz çok merak ediyorum. Sultanım. Daha dün oradaymışsınız. Ne sebeple oradaydınız? Signor Gritti geldi, paşamızla hususi görüştüler. Devlet işleri artık meyhanelerde mi görüşülür oldu? Hayır sultanım. Paşamız benim için geldiler. Vali Bey meselesini konuştuk. Signor Gritti ile de orada karşılaştık. Başka bir sebebi yok yani. Yok sultanım. Başka ne olabilir? İnşallah öyledir Nasuh Efendi. Lakin bir şey bileyim. Ve benden saklıyorsan senin de canını yakarım. Bunu bil. Ne dedi size sultanım? Yoksa? İşlerimde yanılmamışım Gülfem. Meyhanelere gidiyormuş. Malum hatunlar da düşüp kalkıyor belli. Emin misiniz bundan? Başka ne olabilir ki? Niye gider ki oralara? Gerçi Nasuh Efendi de oradaymış. Onunla da görüştüm. Onu görmeye gitmiş, Bahri Bey'le alakalı konuşmuşlar. Lakin hali bir tuhaftı. Belli ki bir şey saklıyor. Sultanım, ortada bir şey yok. Boş yere üzüyorsunuz kendinizi. Göreceğiz. Paşam. Hayırdır Matrakçı, mühim bir mesele var demişsin. Paşam, bugün Hatice Sultanımız beni saraylarına çağırdılar. Sorgu sual ettiler. Ne? Dün gece meyhanede olduğumuzu birileri söylemiş. Belli ki takip edilmişsiniz. Ne sordu sana? Ağzımı aradılar paşam. Ben de devlet işleri olduğunu söyledim. Anlaşılan o ki kuşku duymaya başlamışlar. Sultanımızın gözü üzerinizde, dikkatli olmanız icap ediyor paşam. Anladım, sağ ol. Gel. Paşam, beni görmek istemişsiniz. Gel Nigar Kalfa, seninle konuşmak istediğim bir mevzu var. Akşam gelecektiniz zaten. Hayır, gelmeyeceğim. Şimdi konuşacağız. Sultanım. Zümbül'e. Sultanım, validemiz sizi bekler. Paşamız buradalar mı? Dairesinde olacaklar da dilerseniz haber vereyim. Lüzum yok. Ben giderim. Hayırdır inşallah paşam? Korkutmayın beni. Kötü bir şey mi oldu?
Telaşlanacak bir şey yok hatun. Korkma. Fakat bir müddet görüşmeyeceğiz bundan sonra. Paşam. Ne diyorsunuz siz? Ben siz olmadan ne yaparım? Bir kabahat mı işledim yoksa? Seninle bir alakası yok. Bu aralar herkesin gözü üstümde. Bir müddet tedbirli olmakta fayda var. Siz en doğrusunu bilirsiniz paşam. Lakin beni unutmanızdan, sizi kaybetmekten öyle korkuyorum ki. Korkma hatun. Korkma. Sultanım. Paşam, başka bir emriniz var mı? Hayır yok, gidebilirsin. Sultanım. Hoş geldiniz sultan. Sultanım iyi misiniz? Nedir bu haliniz? Benim nasıl oldum? Ne hissettiğim ne vakittir umrunuzda? Bu meseleyi halletmiştik. Hiçbir şeyi halletmedik İbrahim. Bunların hepsi bir gece gelmediğim için miyim? Bir gecelik bir mevzu değil bu İbrahim. Epeydir böyle. Her geçen gün biraz daha uzaklaştığını görüyorum. Buysa bana acı veriyor. Sultanım. Benim üzüntüm, kederim, sevincim, neşem. Sizsiniz. Her ne hissediyorsam kaynağı sizsiniz. Belki de bu yüzden bu kadar rahatsınız. Sizden asla vazgeçmeyeceğimi düşünüyorsunuz. Fakat yanılıyorsunuz. Hiç kimse vazgeçilmez değildir. Eğer bana ihanet ediyorsanız, bunun bedelini çok ağır ödersiniz.